kendi okuduğum en sevdiğim şimdi en azından birazcık size anlatabileceğim, aktarabileceğim bir şey olsun. Böyle ağır ağır dış politika, siyasi yazılar, birkaç tanesi çok hoşuma gitmiştir ama şöyle, hani böyle biz İzmirliler için, İzmirliler Ankara'yı çok sevmez falan derler. İstanbullular için de aynı istiyor ama ben bu şehri her türlü eleştirdiğimiz yerine yönüne rağmen çok seviyorum Ankara'yı. Yani kolay bir şehir Ankara'da yaşamak, kolay. Birazcık daha böyle yol, arabaya dayalı bir şehir olmasa daha da bizi mutlu eder. Yeşil alanların olduğu, büyük parklar, her şeyin şey. Olan yazıları okumayı ve yazmayı seviyorum. Tabii insan kendini durup eşeğe benzeyecek hali yok. Aslan gibi yani. Ondan sonra ondan sonra aslan olsun. Yemek ıspanak olsun. Madem sosyal bir mesaj vereceksek ondan sonra öbür neydi eşya mıydı? Tatlı da tatlı. Hiç alakalı yok. Hani tatlı da madem baklava olsun. Yani. Ya da böyle herhangi bir sabah ilk kalktığınızda yatağınızda ilk yapmak istediğiniz şey genellikle ne olurdu? Şimdi ben gazetecilik yapmadan önce Antalya'da kaçta bir turizm ajantam vardı. Sabahları böyle bazen kalkıyorum. Sonunda sayılır yani. Bir gazetecilik yaptım. Şöyle diyorum ki yani keşke kaçta olsam. Hiç üzerime takım elbise giymesem. Ayağımı parmak arası terliklerimi giyip, şortumu giyip denize gidip. Şöyle güne denize girerek başlasam diye arada bir hayal ediyorum. Yani sabah uyandığımda hayallerim pek mesleğimle ilgili olmuyor. Daha çok hani yapmayı bıraktığım eski hayatımla ilgili oluyor. O yüzden yaptığım şeyi çok seviyorum ama güne öyle sabah kalktığımda öyle şeyleri bu sabah olduğu gibi öyle bir şey isteyerek başlıyorum. Hayatın basit sektöründen hangisi sizin basit? Spor. Haftalar 6 gün spor yapıyorduk ve çok da mutluyum. Siz de yapın yani kesinlikle. Siz gazetecisiniz. Şu an gençlerimizi görüyorsunuz bizleri. Bizler geleceği, ülkemizin geleceğini bize oluşturacağız. Sizler bu gençliğe ne öğreteceksiniz? Gerek bir abi olarak, gerek bir gazeteci olarak yani bildiklerinizi bildirebilirsiniz. Şimdi ben öncelikle sizi mutlu edecek şeyler yapmanız konusunda hiç geri durmamanızı size tavsiye ederim. Yani size meslek seçerken, ilerleyen dönemlerde sosyal çevre seçerken, kıyafet seçerken bile hani sizi mutlu edecek şeylere yönelik. Hani insanların ne düşündüğünden ziyade sizin kendinizi, bedeninizi, ruhunuzu mutlu edecek ve insanlara da belki eğer bu sizi mutlu ederken başka sorumluluklar yüklemiyorsa biraz da insanlara tabii faydalı olabilecek işlerde yer alın. Mesela yarın öbür gün işte bu eğitim sistemi hepinizi sürekli çalışmaya, sınavlara yönelik hayatınızı kurmaya yönlendiriyor maalesef. İnşallah ilerleyen dönemlerde bu şu sınava çalışmak için hayatımın şu kadarını derse ayırmalıyım streslerinden de sizi kurtaracak bir eğitim sistemine dönüşüyor. Ülkedeki kültüre ya da spora zaman ayırabildiğiniz bir hayatınız olur. Ve buna yönelik tercihler yapmanızı ben size tavsiye edebilirim. Yani bugün iş hayatınızda da sadece işten ibaret olmadığını, hayatın devam ettiğini ve sizi mutlu eden şeyleri yapmanın çoğu zaman daha önemli olduğunu. Şimdi bugün için çok anlam ifade etmeyen zaman kavramı işte 18 yaşından ya da ne bileyim üniversiteyi bitirdikten sonra işe başladığınızda 25-26 yaşından sonra arkanızdan nasıl kovaladığınız, nasıl koşturduğunuz zamanı daha iyi anlayacaksınız. Ama o zamana kadar tadını çıkarmaya devam edin. Yani hani, tamam ders vesaire çok önemli ama en önemli şey sizin mutlu olmanız ve mutlu olacağınızı düşündüğünüz şeyleri yapmanız. Teşekkür ederim.